Ay. Sağ ol kızım. Aç kız şunu. Beceremiyorum ben. Hadi sen gelmiyor musun? Hayatım ben hiç gelmeyeyim, gidip dinleneyim, akşama mesai var ya. Ya Burcu vallahi kusura bakma, benim yüzümden boşuna izin aldın. Ay saçmalama be, ne boşu boşunası. Ayrıca harika bir şey gösterdin kızım bize. Bir de yani Şevket amca dükkanı bulduğunu görünce kim bilir ne kadar duygulanacak. Aynen öyle kızım. Sen babamı tanımıyor musun ya? Ne kadar sevinecek bir düşünsene. Hiç üzme sen kendini. Hı, tamam mı? Hadi dikkatli git. Seviyorum sizi. Burcu muydu o? Nereye? Bazılarının hayatı seninki gibi bedava değil abicim. Çalışıp para kazanıyor kız. Nereye gidecek? Bak Burcu'nun yanında da böyle dingil dingil konuşuyorsun. Benim canımı sıkma. Ne oluyor? Karizma mı çiziliyor abi? Bak vallahi o modeminin fişini çekerim saniye. Bıldırcın gibi de mızrak kalırsın ortada. Oğlum çenen değil, elin çalışsın. Al bakayım dağıt şunları. Hadi bakayım. Ya baba koskoca emlak danışmanı oldum. Hala burada çalıştırıyorsun beni ya. Kim istedi açık çayı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk babam. Bir kahve yapayım size, yorulmuşsunuzdur. İçeriz babam ya, acelesi yok. Sen istiyorsan ben yapayım sana hemen. Gel gel güzelim gel, sonra birlikte içeriz gel. Neymiş bu sürpriz ya? Söyleyeyim bakalım ha? Bugün nereye gittik biliyor musun? Nereye gittiniz? Baba! Bu beyler seni soruyor. Buyurun. Şevket Bey siz misiniz? Evet benim, buyurun. Biz icra müdürlüğünden geliyoruz. Kahvenin satışı için kıymet takdir yapmaya geldik. Çok pardon efendim. Kahvenin satışı için ne? Kıymet takdir mi? Ne demek? Anlamadım, ne diyorsun? Beyefendi tebligat almadınız mı? Yok biz tebligat falan almadık, hayır. İpotek ettirmişsiniz burayı. Yok canım öyle bir şey, ipotek falan ettirmedik. Siz nereden çıkartıyorsunuz beyefendi? Bilmiyorum ama itiraz süreci olan son 7 günü maalesef kaçırmış gözüküyorsunuz. Bir dakika, bir yanlışlık olacak. Biz ipotek falan ettirmedik. Evet ya, öyle saçma şey mi olur? Bu evrakları imzalar mısınız? Baba imzalama sakın. Baba imzalama. Şevket Bey, biz memuruz ve normal prosedür uyguluyoruz. Biz de mağduruz, mağduriyetimizi söylüyoruz. Baba, baba dur. Baba saçmalama ya. Baba okumadan imzalama, baba ne olur. İmzalama sakın baba, imzalama. Baba imzalama. Kızım bir susun. Beyefendinin bir suçu yok. Bu görevini yapıyor. İmzala baba. İmzalama. Teşekkürler. Bitti mi işiniz? Gidiyorsunuz yani şimdi böyle. Beyefendi biz hiçbir şey anlamadık ki, geldiniz bir anda ipotek dediniz, kahveyi satmanız lazım dediniz. Hanımefendi bir avukata başvurun, o size her şeyi açıklayacaktır. İyi günler. Ekrem amca bu işin içinde kesin başka işler var. Ya bence bunlar resmen dolandırıyorlar bizi. Şu ilerideki 2-3 dükkanı da böyle katakulli çevirerek almışlar. Yani ne yapalım? Yardımcı ol bize. Vallahi kız doğru söylüyor Ekrem. Yani bunlar böyle etrafta akbaba gibi dolanıyorlar. Biliyorsun kaç kere geldiler bana dükkanını sat diye daha önce. Satmam ya. Burası bizim her şeyimiz. Bence gidelim polise anlatalım her şeyi ya. Dur bir saniye kızım. Dur sen de hemen galeyana gelme. Bir dur. Vallahi Şevket, bu işin içinde bir oyun var mı bilmiyorum ama bu belge gerçek. Ya peki ne yapabiliriz? Yani itiraz falan edemiyor muyuz? Bu kadar kolay mı? Kızım zaten adam size söylemiş. 7 günlük itiraz süreniz var. Onu da geçirmişsiniz. Yalnız sizin bu tebligatı mutlaka almış olmanız lazım. Alsak söylemez miyiz Ekrem? Almadık Ekrem amca. Vallahi almadık ya. Haberimiz bile yok. Kesin yok ettiler. Eğer o tebligatı biri aldıysa ve sakladıysa, onun hapislerde sürüm sürüm sürünmesi için elimden gelen her şeyi yapmazsam bana da suna demesinler. Bunu yapan kimse Allah'ından bulsun inşallah. Sürüm sürüm sürünsün inşallah. İçecek bir damla su bulamasın. Dudakları kurusun. Ağzı dili birbirine yapışsın inşallah. Kızım ne biçim beddua ediyorsun ya, deme öyle. Desin de. Ya hayır kötü derler ya.
dönüp dolaşıp seni bulmasın diye söyledim. Bana hiçbir şey olmaz canım. Hiçbir şey olmaz bana. İnşallah sürüm sürüm sürünsün. Bak buraya yazıyorum. Yiyecek bir dilim ekmek bulamasın inşallah. Tövbe estağfurullah. Şevket, asıl sen bu dükkanı nasıl ipotek ettirdin onu söyle bana. Ya Ekrem, ipotek falan yaptırmadım. Deli miyim ben? Dükkanımı niye ipotek yaptırayım? Yok öyle olmaz. Yaptırmışsın işte. Yaptırmadım yahu. Babam yaptırmadım diyorsa yaptırmamıştır Ekrem amca. Allah Allah. Bana bak, sen birine vekalet falan verdin mi hiç? Yo, ben kimseye vekalet falan... Rafet? Efendim babacığım. Sen bu emlak ofisini açmak için benden bir vekalet almıştın ya. Evet babacığım. Evet babacığım ne oğlum? Dükkanı sen mi ipotek ettirdin? Yani... Yani ne Rafet? Yani ne oğlum? Ne yaptın sen? Anlat bakayım bana bir. Ne yaptın? Ya baba işte iş yerini açarken Tahsin abiden borç istedim. O da haklı olarak karşılığında şey istedi. Ne? Ya onun değişik bir adı vardı. Ne o ya? Teminat. Heh. Teminat istedi. Ben de geçici olarak teminat şey ettim. Ama hemen ödeyecektim. Ben ne bileyim böyle olacağını. Tam işler fena değil ama insanlar bir tuhaf. Ödeme alamıyorum. Hay Allah. Biz seni ne yapacağız ya? Senin yetmedi mi bu adama yaptıkların? Yetmedi mi bize yaptıkların ya? Her sene ayrı bir filmin çıkıyor abi. Kimin çocuğusun sen ya? Kimin çocuğusun acaba? Ya kızım uzatmayın siz de tamam. Ben de mağdurum şu durumda. Tamam kesin. Kesin. Ben anlayacağımı anladım. Tamam. Herkes işinin başına. Rafet, sen de düş bakayım önüme, eve gidiyoruz. Bu işin aslını astarını konuşacağız seninle. Yürü. Sağ olasın Ekrem, sağ olasın.